İş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yeni haftada sıcak günün verisi, büyüme verisini karşıladık ve bugün bunu ihracatçı birlik başkanlarımız ve sanayicilerimizle tartışıyor olacağız. Bugün TİM Sektör Konseyi üyesi Murat Akyüz, Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar ve Hazırgin ve Sektör Kurul Başkanı Hikmet Tanrıverdi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Çok konu başlığı var ama sıcak veriyle başlayalım istiyorum. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 5.2'lik bir büyüme gerçekleştirdi. 3 ve 4. çeyreklere dair beklentiniz de yönde şekilleniyor. 2. çeyreğin biraz alt kırılımlarına baktığımızda tarım sektöründeki katma değer azalırken sanayide 4.3, inşaatta ise %0.8'lik bir artış var. Peki bu 2. çeyrek verisini nasıl karşıladınız? 3, 4. çeyreklere dair beklentiniz de yönde şekilleniyor değil mi? Murat Başkanım sizinle başlayalım. Teşekkür ederim. İkinci çeyrek verileri aslında bizler için yine beklenen bir rakam, beklenen bir seviyeydi. Fakat bizim endişemiz üçüncü seviyede. Üçüncü çeyrekte gelişecek rakamlar tabii bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Bundan birinci sebebi zaten tüketim malzemelerindeki yavaşlama olacak. Ki burada büyümedeki en büyük etkenlerden bir tanesi tüketim malzemeleriydi. Diğer taraftan inşaatın bir etkisi olacak. Ve diğer yandan da kur artışlarından dolayı yurt dışına çok yoğun olarak ithal ve yarı mamul girdili ürünlerde de ciddi şekilde bir daralma olacağını göreceğiz muhtemelen. Çünkü kur şoku da özellikle 3. çeyreğin içerisinde gerçekleşti. 3. çeyrekte oldu her şey. Yani 2. çeyreğin sonuna kadar her şey gayet normal gitti. Fakat burada herkesin endişesi ihtiyacı olanlar dahi kurun bu seviyelerde olup olmayacağını, buna bağlı olarak fiyatların da bu seviyelerde kalıp kalmayacağını tam bilmedikleri için kimse stoklarına artı bir dahi ürün koymak istemedi. Gerekiyorsa belirli bir süre yok satayım ama fazladan bedelle bir ürünü alıp da elimde kalmasın mantığında maalesef biraz da bu yönüyle hem alıcılar ürünü almak istemediler. Tüketiciler bu fiyattan acaba daha yüksek fiyattan mı almış oluyorum diye onun endişesiyle biraz almak istemedi. Ve üreticisi de bu fiyatlarla üretimimi yapıp stoklarımın maliyetini yüksek tutmayayım diyerekten onlar da üretim yapmak istemediler. Bu bir zincir, her zincirde de bir düşme söz konusu oldu. Ama bunların hepsi 3. çeyrekte oldu. Bundan dolayı 2. çeyrekte bir sıkıntımız yok. Ama 3. çeyrekte bir daralmayı biz öngörüyoruz. Yılın genelinde nasıl bir beklentiniz var? Tabii yılın genelinde maalesef beklentilerin altında kalacağız. Çünkü 3. çeyreği bu derecede kimse beklemiyordu. Bu derece etki edeceğini kimse beklemiyordu ama maalesef üretimden tutun satışa kadar hatta burada tüketici nezdinde böyle bir düşüş beklenmiyordu. Tüketicilerde de çok ciddi bir düşüş var. Bu zincir tümüyle bütün yıla vurduğumuz zaman beklentilerin daha altında bir büyümeyi gösterecek gibi. Hikmet Başkanım. Evet, tabii bugünkü gelen rakamlar sevindirici ilk yarım dönem için. Fakat 3. çeyrek biraz evvel Murat Başkan'ın da söylediği gibi 3. çeyrekte maalesef hepimiz tedirginiz. Özellikle bu kur hareketlerinden dolayı piyasadaki o belirsizlikler. İşte belki turizm gelirlerinin artması ve diğer bu kurla ilgili gelişmelerin bir anda fiyatlara yansımaması nedeniyle yine de 3. çeyrek böyle çok keskin bir düşüş olacağını zannetmiyorum. Yani 5.1'in üstüne böyle çok büyük bir keskin düşüş olacağını zannetmiyorum ama son çeyrekte ki gidişat onu gösteriyor maalesef çok ciddi bir düşüş olacağını düşünüyorum. O son çeyrekteki düşüşle birlikte ben yıl sonunu biz büyüme rakamını 4'ün altında bir rakamla kapatabiliriz. Yani daha önceki programlarımızda da hep söylediğimiz bir şey vardı. Hani Türkiye'nin hep %5'in üstünde büyümesi gerektiği noktasında bir şey söylüyorduk. Burada 4'ün altındaki bir rakam Türkiye'de bir resesyon, bir durgunluğa ve piyasalarda çok ciddi dalgalanmaların olduğu. Hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan faiz kararını bekliyor olacağız. Yatırım ikliminin ilk 8 ayını siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve bir sanayici olarak orta vadeli plandan beklentiniz nedir Serdar Bey? Oraya geçmeden evvel Hikmet Bey'in tespitine bir ilave yapmak istiyorum ki bu çok çok önemli. Hani biz çok kaderci bir toplumuz, inanırız ya her şerde bir hayır vardır diye. Ben bu krizdeki hayrın açıkçası bu ithal ettiğimiz ham madde, ithal ettiğimiz yarı mamulleri
kendi ülkemizde yapmaya başlarsak bu gerçekten bu krizden bir hayırla çıkmış oluruz. Hı hı. Sektörlerimize çok büyük bir artısı keşke olur. Keşke krizler aşamasak şu yatırımları yapsak değil mi? Kesinlikle krizler yani. Krizler döneminde hep hatırlıyoruz. Maalesef o bir odem dozalıyor. Yerli kullanımı. Aslında biz çok projeler yapan bir milletiz. Çok da akıllı bir milletiz. Çalışıyoruz ama bazı şeyleri hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Maalesef. İnşallah bu dönemde bu vesileyle bu projeler hayata geçer. Eylül ayının ortasında orta vadeli program açıklanacak diyebiliyoruz. Ve bu sene de herhalde bu açıklamada da 3+2 yıl açıklanacak. Hep 3 yıllık açıklanırken 3+2 yıl açıklanacak dendi. Aynı zamanda 13 Eylül'de de Merkez Bankası'nın açıklamaları olacak. Hı hı. Açıkçası buradaki piyasaları rahatlatacak söylevlerle dövize ters etki yaparaktan döviz geriye doğru düşmeye başlayacak diye düşünüyorum. İlk 8 aydaki yatırım ortamını sordunuz. Hı hı. Yani piyasa bizim inşaat sektörü olarak bakarsak zaten iç piyasada ciddi bir sıkıntı vardı. Beklenen de bir kriz vardı. Ondan dolayı hiçbir yatırım yapılmadı neredeyse. Mevcut yatırımlar yarım kaldı. Yatırım yapanlar da şu anda çok sıkıntıdalar. Çünkü hep yaptıkları yatırımlar, yurt dışından aldıkları makineler hepsi döviz cinsinden. Buralarda beklemedikleri bir maliyet artışları oldu. Ben dediğim gibi bu dönemden sonra ki bu açıklamalarla, orta vadeli planla ve Merkez Bankası açıklamasıyla tak diğer ertesi günde bir hızlı bir iyileşmenin başlaması mümkün değil. Piyasada tekrar bir güven ortamının oluşması lazım. Hı hı. Peki kurdaki dalgalanmaya karşı sanayici olarak siz riskleri nasıl hedge ediyorsunuz? Yani doğal hedge dediğimiz şey neyle borçlanıyorsak veya nasıl satıyorsak ona göre borçlanmaya çalışıyoruz. Tabii yine bu ihracat yapan bir firmanın yapabileceği bir şey. Bizim şirketlerimizde, kendi şirketlerimizde eğer biz euro ile veya dolarla borçlandıysak bu yöndeki pazarlarda da satışlarımızı daha da artırmaya çalıştık. Doğal bir hedge yaptık. Ama yani tabii ki burada küçük esnafın, küçük ölçekli üreticinin eğer ihracat da yapmıyorsa böyle hedge yapma şansı da yok. Borçlanmasını TL ile yapmaya çalışacak veya bugüne kadar inşallah TL ile yapmıştır diyeceğim. Başka türlü de bir hedge etme şansımız yok açıkçası. Peki sizin sektörde özellikle şimdi çarkların dönmesinde ciddi anlamda problemler var. Stoklar şişti. Evet. İnşaatta da bir proje diğer projeyi refinans ediyordu. Evet. Bu kapsamda çıkış yolu nasıl olacak? Ve siz önümüzdeki çeyrekleri sektörel olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya açıkçası bizim sektörümüzde de biliyorsunuz 0.8'lik bir artış oldu. Evet. Yani önümüzdeki dönemde bizim sektörümüzde de düşüş olacaktır. İnşaat yapı sektörü krizlerden ilk etkilenen ve en son çıkan sektör oluyor. Bu hep böyle oldu bütün önceki krizlerde de. Ben açıkçası ihracat yapanların daha çok ihracata koşturması, yapmayanların da bir şekilde yapmaya başlamasının tek kurtuluş olduğunu düşünüyorum. Başka bir çaremiz açıkçası yok. Evet, müteahhitlik firmalarının aslında şu anda önlerinde çok ciddi bir fırsat var. Yani Avrupa'da mesela İngiltere ve Almanya'da kentsel dönüşüm projeleri başladı. Ve bizim müteahhitlerimizin artık buradaki işlerini bir şekilde bırakıp tamamen gözünü dışarıya dikmesi gerekir. Oralarda artık o yeni projeleri kovalaması gerekir diye düşünüyorum. Ya orayla ilgili ilave bir bilgi vereyim. İyi hatırlattı Hikmet Bey. Etrafımızda ve gerçekten de girmiş olduğumuz pazarlarda eskiden ucuz ve hesaplı ürün diye sattığımız pazarları şu anda kaliteli ve tasarım yapılmış ürünler diye çok ciddi satışlarımız var. Etrafımızdaki Avrupa'daki mesela bir İngiltere'de bir Brexit'ten dolayı 2020'ye kadar %70 inşaatta büyüme bekliyorlar. Çok büyük bir fırsat. Hı hı. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Yapı sektörü olarak, ihracatçı birliği olarak Birmingham'da yapılan Construction Week diye bir yapı fuarı var. Biz buraya 2 senedir milli katılım yapıyoruz ve firmalarımızı anlatıyoruz. Bakın İngiltere'de çok ciddi işler açılacak. Buraya gelin diye yavaş yavaş farkındalık yaratmaya başladık ama hala istediğimiz gibi değil. Yaptığımız bu çalışmaları, bu katılımları dikkate alsınlar lütfen. Onun haricinde Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan beri doğru düzgün inşaat yatırım yapmazken çok ciddi şu anda bir inşaat yatırımı yapıyor. Biz her sene Uluslararası Avrupalı Müteahhitler Birliği'nin genel kuruluna katılıyoruz. Türk yapı sektörü olarak. Burada ben geçen sene Alman Müteahhitler Birliği'nin bir konuşmasını dinledim. Dedikleri gibi çok ciddi bir büyüme bekliyorlar. Sebebi de kentlere tekrar göç bekliyorlar. Hı hı. Ya bugüne kadar çok yatırım yapılmadı mı diye yani arada kendisiyle sohbet ederken biz 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana sanayiye yatırım yaptık.
Şimdi popülasyonun yer değişmesi ve kentlere göçten dolayı inşaata tekrar bir yatırım yapıyoruz. Altyapıya tekrar yatırım yapıyoruz dedi. Yani inşaat yatırımı onlar da bugün gelmiş ve bugüne kadar sanayi yatırım yapmışlar. Buradan da artık biz bir kendimize bir örnek olarak da şu dönemde sanayiyi çok daha güçlendirmemiz gerektiğinin farkına varmamız lazım diye düşünüyorum. Hadi kısa bir ara diyelim mi? Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın. Teknoloji artık her kesimin, her yaşın, her mesleğin olmazsa olmazları arasında. Son 10 yıla süren teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızına yenik düşmemek elimizde. Teknolojik gelişmeleri bilmek ve öğrenmek için Gündem Teknoloji'yi sakın kaçırmayın. Hande Berkta'nın sunumuyla Gündem Teknoloji yarın saat 13.30'da Bloomberg TV'de. Sanayi konuşmaya devam ediyoruz. Sektörler bazlı biraz ilerleyelim istiyorum. Hazır gün konfeksiyon, inşaat ve diğer yanda da kimya ve kimyevi mamul maddeler. Siz gerek iç pazar gerekse ihracat anlamında nasıl bir performans sergilediniz yıl ilk 8 ayında Murat Bey? Şimdi bizim beklentimiz tabii çok daha yüksekti. Fakat şu son dönem gelişmelerle tabii biraz sektörü ürküttü. Ve geçtiğimiz ay içerisinde bir düşüşle kapatmak zorunda kaldık. Şubat ayında tek düşüşümüz vardı. Bu 2 oldu. Onun haricinde hep artıyla devam etmeye de çalışıyoruz. Ama bayram etkisi de var herhalde o düşüşte. Bu Ağustos ayında. Peki evet. Yıl genelinde ne kadarlık hedefiniz var ve hedefin neresindesiniz ihracat bazında? Evet, hedefimiz 16,5 milyar dolardı. Hı hı. 14 milyar dolarla kapatmıştı geçen sene sektör. 16,5 milyar dolara belki ulaşamayacağız. Genel gidişatı o ama amacımız geçen seneki rakamında en az 1 milyar dolar üzerinde kapatma gibi bir çaba içerisinde bütün ihracatçılarımız. Tabii bunun ötesinde de şunu söylemekte fayda var. Yumurtalara dengeli olarak bölgeleri koymak gerekiyor. İşte 3 yumurta gibi görüyorum ben ihracattaki sepette. Ve biz genelde bir yumurtası Avrupa Birliği'de. Ama bakıyoruz Avrupa Birliği yavaş yavaş 1,5 yumurta olmaya başladı. Yavaş yavaş da oraya bir ağırlık var. Avrupa Birliği'ndeki ihracatımızda artış devam ederken bakıyoruz dikkat çekici yine artış yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Almanya'dan hemen sonra ikinci seviyede ihracat devam ediyor. Bu da güzel bir gelişme. Sebebi de bu sepetteki risklerin dağılımını biraz daha destekler şekilde. Her ne kadar Trump döneminde ciddi anlamda çelik sektörü gibi çeşitli sektörlerde yüksek vergilendirme uygulansa da kimya sektöründe bu çok fazla devrede değil. Hatta sıfır gümrükte satabileceğimiz çok çok fazla ürün var. Amerika Birleşik Devletleri'ne de dolaylı olarak da NAFTA anlaşmalarından dolayı da bütün Kuzey Amerika bölgesine de ihracatımızı oldukça avantajlı yapabiliriz. Tabii bizi çok sıkıntıya uğratan konulardan bir tanesi üçüncü ülkelere Avrupa Birliği ile yaptığımız gümrük anlaşmasına paralel olarak yürütülen üçüncü ülkelerle olan anlaşmalar. Maalesef Meksika gibi çok hızlı gelişmekte olan ülkelerde biz bunu bir türlü uygulamaya sokamıyoruz. Çünkü bunu biraz da keyfiyete sokmuşuz. Üçüncü ülkeler Avrupa Birliği ile anlaşma yaptıktan sonra Türkiye ile ayrıca anlaşmak gibi bir keyfiyete sahipler. Doğal olarak da onlar da bunu uygulamıyorlar. Neden? Türkiye'den herhangi bir şey aldıkları zaman vergi uyguluyorlar ama Türkiye'ye sattıkları zaman sıfır vergiyle satabiliyorlar. Eğer biz engellemeye çalışırsak da önce Avrupa Birliği'nde bir ülkeye satıyorlar. Orada bu serbest dolaşımdan dolayı Türkiye'ye yine sıfır gümrükte satmanın yoluna geçiyorlar. Maalesef bizim bir an önce bu güncellemeyi de yapmamıza fayda var. Kimya sektöründe de ön planda olan sektörlerden de plastik ve ambalaj sektörü gerçekten çok dikkat çekici. Ama kozmetik sektörünün gerçekten yadsınamaz bir üstünlüğü de bir taraftan performans olarak ve katma değer açısından var. Medikal ürünlerde
kilogram başına 10 doların da üzerindeki ihracat değerleri dikkat çekici. Bu konuda da gerçekten bize destekliyoruz bu yönüyle. Şimdi boya sektöründe maalesef bir daralma var. Hem yurt içindeki inşaat sektöründen hem de belirli bir kilometrenin daha ötesinde satış imkanı olmuyor boyada. Çünkü maliyetleri çok yüksek, nakliye maliyetleri. Bu yönüyle de komşu ülkelerdeki sıkıntılar da bizi zora sokuyor. Ama ümit ediyorum kauçuk sektörü gibi, işte kozmetik sektörü gibi daha yüksek katma değerli ürün gruplarına bir yoğunlaşma olsun. Peki hazır giyim konfeksiyon Türkiye ihracatı birim başı kilogram değerlerin hali üzerindeydi. Bunu koruyabiliyor mu? Mevcutta ne kadardayız ve sizin yıl sonu hedefiniz ne de Sayın Tanrıverdi? Şimdi şöyle yaklaşık olarak şimdi 22 dolarlar civarındayız. Birim başı kilogram. Birim kilogram Türkiye'nin toplam ihracatı 1,5'lara yakın olduğunu düşünürsek aslında çok ciddi bir katma değer var ki. Hani bizim ürünlerimiz de şöyle kilosu 1000 dolara gelen de var. Doğru. 300 dolara da gelen de var. 100 dolara gelen de var. Evet. Ama 2 dolara, 3 dolara gelen, 4 dolara gelen de var. Şimdi bunların ortalaması. Ortalamada bir düşüş söz konusu oldu mu? Bir miktar oldu. 25 dolarlar civarındaydı. Bir miktar oldu. Orada fiyatların, pamuk fiyatının geri gelmesi, genel fiyatların biraz daha düşmesinden kaynaklı şeyler oldu. Baktığımız zaman bizim bu sene sonu itibariyle 19 milyar dolar ihracat beklentimiz vardı, hedefimiz vardı. Şu anki gidişat bu geçtiğimiz Ağustos ayı tatilden dolayı bir eksi yazmasına rağmen genel olarak gidişatımız iyi gibi gözüküyor. O hedeflediğimiz rakama ulaşacağız gibi gözüküyor. Bu tür kriz dönemlerinde veya kurum böyle çok oynak olduğu dönemlerde stabil hale geldikten sonra en hızlı ihracatı artan firmalardan bir sektörlerden bir tanesi hazır giyim sektörü. Bu yüzden de biz hazır giyim sektörünün çok hızlı bir şekilde tekrar ihracata yöneleceğini ve hızlı bir şekilde de ihracatı büyüteceğine inanıyoruz. Yani bu 1-2 yıl içerisinde hazır giyim sektöründe çok ihracat artışını çok iyi gözlemleyebileceğiz. Şimdi tabii burada bunu yapabilmek için ham madde konusuna bakmak lazım. Ham madde temininin biraz evvel finansal sorunlarla ilgili kısımda bahsettim ama bir takım yatırımların yapılması lazım. İşte buralarda bu sektörel bazda desteklenecek yatırımların çok iyi bir planlamasının yapılması lazım. Ve Türkiye'nin her bölgesini aslında buna açmak lazım. Yani bir hazır giyim sektörünün öyle bir özelliği var. Bir kere hazır giyim sektörü Türkiye'nin her bölgesinde, her kasabasında olabilir. Bir kere bunu destekleyecek bir takım destekler yapmak lazım. Ham madde konusunda da kümelenmiş şehirlerde, yani bu Denizli olur, Maraş olur, Antep olur, Bursa olur veya Çorlu olur. Yani bulunduğu şehirde desteklenecek şekilde yatırımların yapılması lazım. Ama onun da bir belli bir ölçüde yapılması lazım. Hani Türkiye'nin talep ve kapasitesinin hesaplanarak yapılması lazım. Bunu yaptıktan sonra da artık ihracatçılarımızın, özellikle KOBİ olan ihracatçılarımızın veya yeni ihracat yapmaya heveslenen firmalarımızın özellikle pazar ve satış yönünde çok ciddi şekilde desteklenmesi lazım. Bu hem maliyetler anlamında hem de moral motivasyon anlamında hem de pazarda destek olma anlamında. Yani bizim bugün çok ciddi bir şekilde Avrupa'da bu konuda üreticilerimize bir yol göstermemiz lazım. İşte bunu İhracatçılar Birliği ve bizim Ticaret Bakanlığımızın birlikte yapması gereken organizasyonlar, belki Türk Ticaret Merkezleri gibi ama biraz daha yumuşatılmış projelerle son olarak da herhalde vaktim de doluyor. Evet. Son olarak da toparlarken Türkiye özel bir döneme girdi. Yani bu dönem Türkiye'nin gelecekteki 10 yılını belki 20 yılını şekillendirecek bir dönem. Burada herkesin üstüne düşen görev var. Ve herkes kendi üstüne düşen görevi yapmak zorunda. Şimdi bir kere hepimizin mutabık olduğu, bu cari açığı azaltabilecek en büyük etkenlerden bir tanesi bir kere ihracat yapmak. Bütün bir ihracat seferberliği başlatmamız lazım. Hı hı. Ve bununla ilgili de bir takım destekleri de tekrar rayına koymamız lazım. İkincisi, tüketiciye düşen bir şey var. Artık markasına bakmadan, çünkü Türkiye'de
yabancı marka adı altında Türkiye'de üretilen birçok ürün var. Sadece made in kısmına, Türkiye'de üretilmiş kısmına bakarak artık taleplerini Türkiye'de üretilen ürünlerden alması lazım. Bu konuda lazım. Size katılıyorum değil mi? Bu konuda en azından bir algıda seçicilik şu dönemde yapılmalı. Ancak bunu tüm kesimler gerçekleştirmeli. Tüketici yani vatandaş da, kamu ihalelerindeki keza biraz önceki kesinlikle söylemiştik. Yani bir tasarruf yapılacaksa tek bir cepten değil, bunu topyekun girmeliyiz. Eğer bu bir savaşsa herkes taşın altına elde koymalı. Burada değil mi? Burada çok evet. Dikkat edilmesi gereken yabancı yatırımcı olması veya yabancıların elinde olan firmalarla ilgili de yanlış spekülatif konuşmalar geçiyor tabii piyasada. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü biz bu yatırımcılara ihtiyacımız var. Evet, gelecek dönemde de yani girişimine ihtiyacımız var. Bizim o yüzden Türkiye'de üretilmesi bizim için esas mesele olması lazım. Markası değil. Yani Türkiye'de üretilen, çünkü bunları Türkiye'de ürettirmezsek oradaki işçilerimizin hepsi işsiz kalacak. Daha sıkıntılı bir sürece evet gireceğiz. Made in Türkiye damgasına bakalım diyorsunuz. Evet. Üretimin Türkiye'de yapılması çok önemli. Evet, yabancı kaynak girişi, özellikle yabancı yatırımcıları çok kuşkusuz değerli. Biz bunu kaybettik. Bu ortamı da yeniden canlandırmamız gerekti diyeceğim ama ancak yeniden şu inşaat sektörü biraz sektörel bazı evet ilerliyoruz. Peki inşaat sektörü 3 ve 4. çeyreği nasıl görüyor? Bu kapsamda sizin de kuşkusuz dile getirmek istedikleriniz olacaktır Serdar Bey. Son olarak tekrar rakamları paylaşırsak Ocak-Ağustos arasındaki ihracatımız 14.7 milyar dolar oldu. Geçen seneki aynı döneme göre %15 bir büyüme var. Bir evvelki aya göre %12 bir büyüme var. İhracat dediğim gibi iyi gidiyor. Önümüzdeki dönemde biraz düşme beklesek de biz seneyi geçen seneye göre çok çok daha iyi kapayacağız. İç pazarda da kaliteli üretimler artıyor. Demin de söylediğim gibi bu bize bir evet artı. Fakat iç pazardaki inşaat sektörü, yani inşaat sektörüne bir yapılan inşaatlar ve inşaat yapı malzemeleri olarak ikiye ayırırsak, yapı malzemelerini belki ihracat tetikliyor ama destek oluyor ama inşaat piyasasında gerçekten çok ciddi bir sıkıntı var. Biraz da açıkçası yatırım yani inşaata, daireye ya da bir mülke yatırım tılsımı biraz bozuldu. Eskiden herkes kendi evi, oturduğu evin haricinde bir evde yatırım olsun diye ileri için alıyordu. Hı hı. Ben şimdi etrafımdan kesinlikle bir yatırım olsun diye ev almayı düşünen görmüyorum. İhtiyaçta herkes, olanlar bile bekleme pozisyonu kesinlikle geçti. Öyle. Hı hı. İçinde oturacağımız bir evimiz olsun yatırım olarak düşünmüyorum diyorlar. Bu tılsım bozuldu. Bu tılsım tekrar güven ortamıyla beraber tekrar sağlanacaktır diye düşünüyorum. Hikmet Bey'in söylediğine çok katılıyorum. Çok çok önemli. Bizim bir yerli malı seferberliği yapmamız lazım. Vaktiyle geçmiş zamanda işte Güney Kore'de, Japonya'da yaşanan o sıkıntılardan sonra bunlara ne kadar önem verdiklerini toplu iğneye bile çok ciddi bir şekilde sahip çıkıp dışarıdan alınmamasını desteklediklerini görüyoruz ki biz geldiğimiz dönemde gerçekten çok iyi ürünlere, her şeye sahibiz ve her şeyi Türkiye'de yapabiliyoruz. Ama maalesef hala bir yabancı hayranlığı var. Makineden tutun arabaya kadar, arabadan tutun kıyafete kadar bunlar maalesef devam ediyor. Buna toplum olarak hepimizin sahip çıkıp Türk mallarına sahip çıkmamız lazım. Türk malları seferberliğini yapmamız lazım. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Madenler hepimizi, her sektörü ilgilendiriyor. Türkiye'de madenlere de çok iyi sahip çıkılması lazım. Demin Hikmet Bey'in de söylediği gibi cevherler cevher halinde değil de katma değerli bir şekilde ihraç edilmesi lazım. Biz senelerce çok ciddi bir şekilde mermer ihraç ediyoruz diye sevindik, mutlu olduk ama baktığımızda kütük halde ihraç edilen mermerler yurt dışına gidip işlenip tekrar Türkiye'ye ithal edildi. Bunlar çok çok üzücü. Artık bunları yani görmek bunları çok şey değil, zor değil yani. Bunlar çok net gözüküyor. Madenlere sahip çıkmak lazım. Ben geçen bir Çin'in dünyadaki sahip olduğu madenlerin böyle 10 yıl aralıklı bir şekilde bir tablosunu gördüm. Çin inanılmaz bir şekilde Afrika'da bilhassa madenlere sahip oluyor, satın alıyor. Yani çok bunu yani göremeyecek bir şey yok. Madenler dediğimiz şey sınırlı. Bunlara sahip olaraktan gelecek dönemde sektörlerini, sanayisini desteklemeye devam edecek. Bu çok çok önemli. Bizim de kendi madenlerimize de çok ciddi bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Kendi bizlerle alakalı belki değil ama tarım da yine bizim çok destek çıkılması ve desteklenmesi gereken tamamen cari açıya faydası olabilecek tarım konusu da yani herkesin merceği altında, büyüteceği altında olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Tarım sektöründeki daralma da siz oradan açmışken söyleyelim. Evet. Tarım sektöründe de bir daralma ikinci çeyrekte söz konusu. Maalesef evet. Evet maalesef %1,5'luk bir azalış var sanayiden inşaata ki keza bu kadar durgunluk içerisindeki inşaat dahi yükselirken tarım sektöründe %1,5 azalış.
stratejik bir sektör tarım ve hayvancılık kesinlikle sektörü. Yani ithalata dayalı olması sadece bunun cari kalemlere negatif etkilemesini değil, insan sağlığı da, hani bir hayvan ithal ediyoruz, o yok denetimsizlikmiş, çarbon hastalığı, hayvan mı ithal ediyoruz, hastalık mı ithal ediyoruz, bu tartışmaların içerisine giriyoruz. Vaktimiz varsa orada bir örnek vereyim tarımla ilgili. Bir sonraki yayınımızı yapalım mı? Yönetmenim aşağıdan sesleniyor. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu keyifli sohbet için diyorum. TİM Sektör Konseyi üyesi Murat Akgüz, Türk Yapı Malzeme Sektör Başkanı Serdar Urfalla ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi ediyor ve Bir İş Dünyası'nı bugün burada noktalıyorum. Yarın aynı saatte farklı konu ve konuklarla sizlerle buluşuncaya dek hoşça kalın. Ancak bugün saat 17'de yeniden birlikte olacağız. Kaçırmayın. TT'de her pazartesi bunu gösterecek. Bugün bu kur probleminin yani kurdaki yüksek volatilitenin daha fiyatlara yeni yansıdığını görüyoruz. Yani evet, bu Eylül ayı içerisinde yansımaya başladı. Bunun etkisi ne kadar olur? Enflasyona ne kadar olur? Eylül ayında tahmin ediyorum enflasyon biraz daha hızlı bir şekilde artacak. Ama Ekim'den sonra ben hem üretimlerin ciddi şekilde düşeceğini, birçok kapanma noktasında olabilecek firmaların olduğunu, işsizliğin artacağını Ekim ayı itibariyle öngörüyorum. Ve bunun düzelebilmesi için de yapılması gerekenler, işte beklediğimiz bir Merkez Bankası faiz arttırımıyla orta vadeli plan var. Onun piyasa algısının ne olacağı. Yani ben orada rakamlara çok takılmıyorum. Yani bir puan da olsa, beş puan da olsa. Önemli olan piyasanın ve dışarıdaki yatırımcının nasıl algılayacağı. Yani Türkiye'nin bu cari açık miktarının ne şekilde temin edeceği ortaya konulursa, en azından bütçenin nasıl eksisinin giderilebileceği, ki orada ciddi bir tasarruf söz konusu. İşte bu orta vadeli planda da aslında ana beklenenlerden bir tanesi o. Yani inandırıcı bir tasarruf önlemi ve miktarı gelecek mi? Hani 3 milyar 5 milyar TL ile hani Türkiye'nin tasarruf etmesiyle çok fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Hani yaklaşık 30 ile 40 milyar TL arasındaki bir tasarrufun yıl sonuna kadar olabileceğini göstermek lazım. Türkiye'nin şimdi yapması gereken bir takım projeleri var. Bunlar için ciddi kaynaklar harcanması gerekiyor. Bunlarla ilgili bu orta vadeli planda yapılıp yapılmayacağı konusunda bir net karar verilmesi lazım. Ki ben önümüzdeki dönemde en azından bazı projelerin pauza alınıp, beklemeye alınıp önümüzdeki dönemde biraz daha Türkiye'nin tamamen tasarruf tedbirlerine dönmesi gerektiğini ve tüketicinin de tamamen tasarruf tedbirlerine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlarla ilgili derin açıklama biraz sonra belki konu gelince yaparız. Ama şu bir gerçek, Türkiye'nin şu anda tek söyleyeceği veya sahip çıkacağı şey şu: tek yol üretim ve ihracat. Doğru. Yani bugün hangi firma olursa olsun %100 de iç piyasa yapıyor olsa artık işi gücü bırakacak, bu işle ilgili kendini bir hem kendi şirketi açısından hem de memleket açısından düşünecek. Bu hangi sektör olursa olsun yani muhakkak pazar vardır. Çıkacak dışarıda pazar arayacak kendisine, ki bunu yapabilecek güç de var. Burada da işte devletin bir takım yan etkilerle bunları hızlandırması, desteklemesi gerekiyor. Bugün şunu da söyleyebilir miyim? Hemen bir parantez açmak gerekirse Sayın Tanrıverdi. Özellikle Türkiye'de KOBİ ve küçük ve orta boy işletmeler çok fazla dış pazarlara açılamıyorlar. Orta boy işletmelerin bir kısmı açılıyor. Ancak Türkiye ekonomisinde %98'ini bu yapı oluşturuyor. Belki KOBİ'lerin ihracatla dış pazarlara daha açılmasını sağlayacak bir yol haritası da izlenmeli. Ne bürokrasi, çünkü çok hızlı süreç ilerliyor. Bürokrasinin atlanıyor olması lazım. Onlara bir yol haritası da çiziliyor olması lazım. Çünkü kişi, küçük bir işletme bugünden yarın hani ihracat yap dediğimizde o diyecek ki belki ben günümü nasıl kurtarıyorum? Hani kiralarımı düşünürken ne ihracat pazarı, nereye gideceğim, ne satacağım? Hani bunu söylerken de
buna ona bir paket de sunuyor olmak, onları bir yol haritası, strateji de çiziyor olmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ne dersiniz? Burada tabii ihracatçı birliklerine, ticaret odalarına büyük görev düşüyor. Ama bakanlığımızın da bu konudaki düzenlemeleri çok hızlı bir şekilde yapması ve bu bürokratik sürecin çok kısa olmasını sağlaması gerekiyor. Şimdi bugün sabah bir arkadaşım mesaj atmıştı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Türk Hava Yolları uçak biletlerindeki euro kurunu 8'e sabitlemiş. 8 TL'ye sabitlemiş. Bugün 7,5'lar civarında. Şimdi tam aslında özellikle COVID tarzı firmalarımızın desteklenmesi ve yurt dışına gidişlerinin önünün açılması gereken bir süreçteyken, bunun bizim aslında destek vermemiz ve daha uygun şartları yapmamız gerekirken fiyatların arttırılması aslında ters bir çelişki. Yani evet, biz burada belki bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Sadece devlet değil, kurumlarımızın da bu konuda, bankalarımızın da bu konuda çok daha yardımcı olması gerekir. Biraz sonra herhalde detaylara girince evet, oradaki sıkıntıları da anlatırız. Yerli Milli Hava Yolu şirketimizin de 8'e şu an itibariyle Euro'da 7,47'ler seviyesindeyiz. Aslında yani ihracatçının en büyük pazarı Avrupa pazarı, bu kapsamda belki çok daha en azından iş dünyasında ihracatçılara yönelik bir sistem geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Yerli Milli Hava Yolu diyorsak değil mi? Kesinlikle. Hepimiz bu gemideyiz. Kesinlikle. Serdar Bey, inşaat sektöründe tablo nasıl? Orada bir durgunluk söz konusu kuşkusuz. Diyorduk inşaat sektörü yaklaşık 200'e yakın sektörü besliyor. İnşaattaki bir durgunluk aynı zamanda tedarikçileri de etkiliyor. Konkordatolar geliyor. Peki önümüzdeki süreci siz nasıl görüyorsunuz? Öncelikle bir ikinci çeyrek büyüme verisini alıp sonra sizin sektörü de bağlamak istiyorum. Olur, memnuniyetle. İthalat tarafında biliyorsunuz Haziran'a kadar olan büyümeden sonra bir düşüş başlamıştı. TÜİK verilerine göre 3.8 düştü Temmuz'da. Ağustos'ta da çok ciddi bir düşüş oldu. Gerçi Ağustos ayına bir tatil dönemi denk geldi. 22.3 oranında bir düşüş var Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre. PMI endeksi diye bir şey açıklıyoruz sanayi odası olarak. PMI endeksi de satın almacıları, imalat satın almacılarının çeşitli parametrelere göre çıkartılan bir endeks. Burada 50'nin üzerinde olursa işler iyiye doğru gidiyor demek imalat sanayisinde. 50'nin altına düşünce işler biraz daha kötüleşiyor demek. Haziran'dan beri bunda da bir düşüş vardı. Dolayısıyla büyümede bir düşüşün olacağı zaten bekleniyordu. Ama Hikmet Bey'in ve Murat Bey'in de söylediği gibi esas düşüş kesinlikle 3. çeyrekte ve 4. çeyrekte olacak. Açıkçası dediğim gibi bu şeylerle bunlar bekleniyordu zaten. Ne yapılabiliri sektör adına da şey yaparsak, bizim sektörümüzde çok ciddi bir düşüş var inşaat yapı malzemelerinde. İç piyasamızda biliyorsunuz zaten çok ciddi bir sıkıntı var inşaat projelerinde, inşaat malzemesinde. Yurt dışına ihracatta bir artış var. Geçmiş olduğumuz döneme, geçen senenin aynı dönemine bakarsak %15'e yakın bir ihracatta artış var. İyi bir gösterge de miktarda bu kadar artış yok, değer olarak bu kadar artış var. Demek ki biz artık çok daha kaliteli ürünleri ihraç ediyoruz. Bu bizim için güzel bir, sevindirici bir haber. Avrupa ülkelerine ihracatımız çok hızlı bir şekilde artıyor. Dünyada ihracatta 12. sıradayız. Daha evvel ilk onlardayken biraz düşüş yaşamıştık, o 12. sıradayız. İhracatımızda artış devam ederse ilk ona girmeyi hedefliyoruz ki rakamlar onu gösteriyor. Azalan miktarı da artırdığımız takdirde, ki değer olarak arttık, azalan miktarda artarsa hızlı bir ihracatta büyüme olacak. Hikmet Bey'in demin söylediği gibi siz şunu sordunuz, küçük ölçekli firmalarda nasıl ilerleyebiliriz diye. Gerçekten ihracatçı birliklerimizin çok ciddi destekleri ve modelleri var. Bu modellerde bir firmanın böyle aynı anda 20 tane pazara hitap etmeye uğraşmasına gerek yok. Bu ciddi bir bütçe demek. Ama kendisi en uygun pazarı belirlemesinde bizlerin onlara çok ciddi faydası olur. Bu konuda onlara destek oluruz. Gelsinler, bizim her ihracat yapmak isteyene kapımız açık. Onlara ihracat konusunda, hedef pazar belirleme konusunda destek olalım. Bir tane pazarla başlasınlar. Ondan sonra bunun yanında ilave pazarlar kataraktan devam ederler. Hepimiz aynı süreçlerden geçtik. Ben kendi firmamda da 2001'e kadar hiç ihracat yapmamış bir firmayken 2001'den bu yana şu anda geldiğimiz noktada %70 ihracat yapıyoruz.
Bugünkü şu pozisyonda, şu konjektürde biraz daha rahat konuşabiliyorsak bunun sebebi yaptığımız ihracat açıkçası. Yine ihracatçı birliklerimizin bakanlığımızla beraber yaptığı URGE projeleri var. Uluslararası rekabetçiliği geliştirme projeleri. Bu projelerde de devletin çok ciddi destekleri var. Her sektör bazında bunlar yapılıyor. Çok ciddi URGE projeleri yapıldı. İnşaat sektöründe, yapı malzemesinde de biz ikincisini şu anda yapıyoruz. 38 tane firmamız var. 10 tane firma, siz bir projede bir araya gelin, %75'ini öncelikli pazarlarda %75'ini, diğer pazarlarda %60'ını devlet destekliyor. Geri kalan %75'ten geri kalan %25'lik kısmında 10 tane bir araya gelmiş olan firma bölüşüyorsunuz ki %100 bir bütçeyle girmeniz gereken bir yere %2,5 bütçeyle o pazara gidebiliyorsunuz. Bunları gerçekten değerlendirmeleri lazım. Evet, hiçbir şey yapmadan... Uluslararası alanda rekabetçiliği geliştireceğin ciddi anlamda destekler var. Ancak bunların tamamını da anlatmak lazım. Çok destek proje var. Kimleri de bilinmiyor değil mi? Çoğu da bilinmiyor. Yani biz bunu çeşitli yaptığımız aktivitelerde, insanlarla sohbetimiz, yurt dışı fuarlarda bunu da gerçekten bilmediklerini anlıyoruz. Her fırsatta, her platformda anlatmaya çalışıyoruz ama biraz da bizim imalatçılarımızın sorması lazım. Hikmet Bey'in dediği gibi imalatçıların hepsinin ihracatçı olması lazım. Hatta ben bir öteye götürüyorum. İmalatçının ihracatçı olması ve imal ettiğinin hepsinin %50'si en azından ihraç eder olması lazım. Şunu sorayım mı? Sizin yapı malzeme sektöründe yerlilik oranı nedir? Özellikle kurdaki dalgalanmadan nasıl bir fiyatlama yapabiliyor musunuz? Bu kapsamda kendinizi nasıl koruyorsunuz? Biz cari fazla veren bir sektörüz biliyorsunuz. İthalatımız geçen sene 8 milyarlarda falanken 19 milyar civarında da ihracatımız vardı. Cari artı veren bir şeyiz, sektörüz. Fakat bazı üreticilerimizde ihracatı getirdiği imalat, yarı mamuller, ithal ettiği yarı mamullere dayalı ihracatı var. Bu burada sıkıntı yaratıyor. İhracat da yine dövizle yaptığı için belki biraz dengeleyebiliyorlar ama şu anda da yurt dışından çeşitli distribütörlerden, firmalardan, satın almacılardan Türkiye'deki bu konjektürü bildiklerinden dolayı indirim talepleri geliyor. İndirim taleplerine bence biraz dik durmak lazım tüm ihracatçılar ve imalatçılar olarak. Çünkü daha tam imalattaki maliyetlerimize zamlar tam yansımadı. Bu zamlar biraz daha yansıyacak. Yansıdığı zaman gerçek maliyetler ortaya çıkacak açıkçası. O yüzden yurt dışından gelen tabiri caizse uyanık akıllı satın almacılardan gelen indirim taleplerine de şu anda bence biraz dik durmaları evet, lazım. Evet, üretim maliyetlerini konuşacağız. Bu dönemde elektriğe, doğalgazı yine zamlar geldi. Sadece bu ay %16 civarında sanayi. Şimdi yerlik oranlarıyla giderken kimya ve kimyevi mamuller herhalde sektörler içerisinde en fazla ithalata bağımlı olan bir sektörden bahsediyoruz değil mi Murat Bey? %90'ın üzerindeydi. Peki bu süreçte döviz kredisi de ihtiyacı yüksek olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kapsamda kurdaki dalgalanma sizin risklerinizi nasıl artırıyor? Sektör olarak en riskli sektörlerden bir tanesi finansman açısından da maalesef kimya sektörüydü. Çünkü %90'ın üzerinde hem ham madde hem de makine yatırım açısından yurt dışına bağımlı bir sektör. Çünkü know-how konusunda ciddi anlamda yurt dışına bağımlı. Diğer taraftan üretim zincirinde bakıyorsunuz yoğun olarak yurt dışında ve genelde büyük üreticilerin hakim olduğu üretim karakterinde giden bir sektör. Bu yönüyle tabii ciddi şekilde sıkıntılı. Sebebi de Avrupa ile kıyasladığımız zaman %80'i küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan bir sektör, kimya sektörü. %20'si ancak büyük boyutlu seviyelerde. Ama Avrupa'da bunun tam zıttı. Avrupa Birliği'nde konuşulmuş olan firmaların %80'i büyük orandaki şirketler. Küçük ve orta ölçekli şirketler maalesef orada %20 ki onların daha ideal. Bizdekinde bir sıkıntı var. Çünkü firmalarımız birleşmek, beraber hareket etmek konusunda çok çok zayıflar. Bunun da verdiği maalesef en büyük zayıflıklardan bir tanesi finansman yetersizlikleri olmaya başlıyor. Neden? Üretime geçeceği zaman işte arsası zaten İstanbul'da düşünelim, Türkiye'nin herhangi bir noktasında düşünelim. Oldukça yüksek maliyetlerde arsayı almak zorunda kalıyorlar. Üzerine yaptıkları inşaat arsanın daha da üzerine bir maliyete mal oluyor. Bu sefer makina teçhizata yatırılacak artık para kalmıyor. Bu sefer dönüyorlar. Ellerindeki yapıyı
bu sefer teminat olarak göstererek kredi almaya başlıyorlar. Kredi alacakları zaman da yurt içinde alınan bir kredi tamam TL olabilir ama yurt dışından geldiği için ya euro ya dolar bazlı kredilere dönmeye başlıyor iş. Bu sefer bu yapılan teminatların ardından alınan krediler de maalesef her zaman ya orta ölçekli olabiliyor bazen de kısa boyutlu krediler olmaya başlıyor. Ödemeleri çok ağır, ödeme yükleri çok ağır. Ve aynı zamanda forwarding gibi çeşitli finansman enstrümanlarını da satışlar bazında olsun, TL ile işte döviz kuru arasında bir geçiş yapmak gerektiği zaman belirli bir birkaç ay sonrasında maalesef bu enstrümanları da kullanmadıkları için ciddi şekilde bu riskler ellerinde maalesef ağır bir yük olarak duruyor. Ve bu dönemde de maalesef bu firmalarımızın hepsi çok ciddi şekilde zarar gördüler bundan. İhracatı olsun olmasın. Tabii Hikmet Başkanım da söylediği gibi %100'ü ihracata maalesef çalışmayan firmalar var. %100 oranında yurt içine çalışan firmalar var. Bu firmalar şimdi dönüp bu sefer ne yapıyor? TL bazındaki bütün o yükü dövize çevirmeye kalkıyor. Bu yönüne de bakıyorsunuz firmalar bu konuda da maalesef ciddi şekilde darbe gördüler. Ümit ediyorum kısa zamanda burada Serdar Başkanım'ın da söylediği gibi ihracat hiç yapmayan firmaların kendi firmasından da çok güzel örnekler verdi. Bir şekilde ihracatta başlamalarında fayda var. Ama bu seviyelerde ihracatçı kazanıyor sözlerine ben tümüyle karşıyım. Çünkü ihracatçı her zaman istikrar ister. İhracatçı her zaman yatırım ortamını da istikrarlı ortamlarda kurma çabasında olur. Maalesef Türkiye şu anda bu fiyat dengelemelerinin hassas olduğu bir noktada maalesef çok ciddi şekilde bir girdabın içerisinde. Bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. İhracatçısıyla, üreticisiyle, yurt içinde satıcısıyla işte ihracat kuru bundan sonra işte 7 olacak, 8 olacak, 9 olacak gibi bu söylentilerden de bir şekilde kurtarmamız gerekiyor kendimizi. Bu konuda daha itirazlı davranabilirsek sanıyorum hem ülkemizdeki ekonomiye zarar vermeden bu işin içinden çıkacağız. Bir de yurt dışından böyle gelip de fırsatçılık nitelendirmesi çok çok güzeldi Serdar Başkan'ın. Maalesef ciddi anlamda baskı var ihracatçımızda. Fiyat düşürün. Kendi firmamda da aynı şey söz konusu. Ciddi anlamda baskılara maruz kalıyoruz. Ama belli olmayan bir fiyat aralığında bizim fiyat düşürmemiz intihar gibi bir şey. Hı hı. Aman ben müşterimi kaybetmeyeyim, aman mevcut müşterimi kaybetmeyeyim diye gerekiyorsa çok daha yumuşak bir geçiş yapmak gerekiyor. Ve fiyat geçişi açısından da şu anda doğru bir zamanlama değil. Hem döviz kurları açısından, hem ham maddeler açısından, hem yurt dışı yatırımları açısından maalesef net bir şey ortada olmadığı için fiyatlandırmayı ihracatçılarımız ya kısa dönemli veriyorlar, orta dönemli vermek bile çok riskli. Yani şu anda işte bir aylık, iki aylık belki fiyatlandırma yapılabilir döviz bazında. Ama bunu kalkıp da 6 aylık, 1 yıllık fiyatlara bağlamak şu anda doğru değil. Çünkü maalesef fiyat geçişleri belirli bir süre alacak. O süreç içerisinde de döviz kurunu çok yüksek fiyattan alıp da işte benim maliyetim budur demek ne evet. Elektrik zamını, ne ambalajdaki zamı, ne de diğer işçiliklerdeki zamı yansıtmamak anlamına gelir. Bu da ihracatçımız zaten çok düşük kar marjlarıyla çalışıyorlar. Onların kar marjlarını çok tehlikeli bir duruma sokar inancında. Özellikle bu sis perdesinin kalkmasının ardından daha öngörülebilir olur. Daha orta ve uzun vadeli fiyatlama yapabiliriz diyorsunuz. Kesinlikle. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından OVP'de açıklanacak mevcut faiz oranları. Şimdi bu hafta Merkez Bankası PPK'dan çıkacak. Faiz kararını da karşılıyor olacağız. Kuşkusuz kur üzerinde bir etkisi olacaktır. Merkezin geçtiğimiz hafta verdiği sözde açıklamalar bir miktar sinyal niteliği taşıyordu. Kısa bir ara diyelim. Bu sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Seni bekliyor. Tatil planların son dakikaya kaldıysa senin için yaz fırsatları avantajlarla devam ediyor. ETS ile dünyalar senin olsun. 3, 2, 1. Bankana. Tebe gidersin.
tüm masraflar için marifetli hesabından vadesini bozmadan paranı çekersin. İşte TEB, herkes marifetli hesapta para biriktirebilsin, çocuklar havalarda uçsun diye var. Öz malımız, milli içeceğimiz. Niğde gazozu, gerçek gazoz. İz bırakan yenilikler 29. Uluslararası Zuçex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda. Zuçex 13 Eylül'de TÜYAP'ta. Ücretsiz giriş için züccaciyefuarı.com. Borsa İstanbul'da ikinci seans açılırken Hande Demirel'le Piyasa Hattı. Merhaba, ben Hande Demirel. Piyasa Hattı'na hoş geldiniz. Gelin her zaman olduğu gibi başlarken önce rakamlarımıza bakalım. Bloomberg HT araştırma masasından Gizem Uzuner'le yurt içi piyasalara yönelik veriler grafikler eşliğinde ekrana aktarılırken, düşen petrol fiyatlarına sıklıkla konuştuk ama bu senenin konusu aslında yenilenebilir enerji olduğunu söyleyebiliriz bu tarafta. Hande Demirel piyasa oyuncularıyla gelen verileri yorumluyor, şirket CPO'ları ve sektör analistleriyle bilançolar, yatırım planları ve stratejiler üzerine konuşuyor. Piyasa Hattı hafta içi her gün Bloomberg HT'de. İş dünyasından yeniden merhabalar. Söz sanayicilerimize diyoruz. Çok hızlı bir giriş yapalım isterseniz. Çünkü çok konumuz var. Finansmana erişim ve maliyetlerini konuşacağız ama diğer yanda özellikle şu noktada ne yapılması gerekli? Ciddi bir risk var dedi Sarım Murat Akyüz. Özellikle kimya ve kimyevi mamul sektöründe de %90'a dayalı bir ithalata gerek ham madde gerekse makine kısmında olduğu için bizde durum kritik, tablo kritik der. Peki tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon açısından genel sektörü siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu kapsamda finansmana erişim ve maliyet, özellikle erişimde sizin sektörünüzün tablo nasıl? Şimdi tabii sektörler ne kadar farklı da olsa aslında sorunların birçoğu temelde aynı. Evet. Şimdi birinci biraz evvel Murat Başkan da, Serdar Başkan da söyledi. Bir kere finansla ilgili Türkiye'de şu anda ciddi bir sıkıntı var. Bankaların uygulamış olduğu şu anki politikalar, onlara da belki kendilerine göre makul sebepleri vardır. Ama hem faizlerin yükselmesi ve bunun yanında eskisinden daha sıkı bir şekilde kredi çağırma. Yani kimse ben krediyi çağırıyorum demiyor. Bankaların hiçbirisi bunu kabul etmiyor. Ama bugün hangi bankaya giderseniz gidin, bir KOBİ olarak gittiğinizde çok çok likit bir firmaysanız, iyi bir firmaysanız %32'lerle borçlanırsınız. Normal bir borçluluk oranınız biraz yüksekse %40'larla. Şimdi baktığınızda Merkez Bankası'nın faiziyle bu bankalardan alınan kredi arasında ciddi bir uçurum var. Ve yarın daha da ne olacağı belli değil. Yani şu anda herkes korkuyor. Ciddi bir şekilde şimdi piyasada dolaşan bir vadeli alım satım vardı. Bu da yaklaşık Türkiye gayri milli safı hasılasının yaklaşık %50'si civarında bir para Türkiye'de hep vadeli olarak dönerdi. Baktığınız zaman şimdi bu para yarı yarıya düşmüş vaziyette. Yani insanların hem bu volatilitenin çok olduğu ortamda birbirlerine güvenlerinin sarsılması hem de artık buna dayanabilecek güçlerinin kalmaması. Yani finansmanı temin edemedikleri için. Yani banka şimdi eskiden 6 ay vadeli bir çek verdiğinizde banka size bunu paraya çevirebiliyordu. Veya 7 ay 8 ay verdiğinizde ki ayakkabı sektöründe 12 ay ile 16 ay arasında vadeler konuşuluyor. Verdiğinizde paraya çevirebiliyordu. Şimdi bankalar diyor ki 3 ayı geçmeyecek diyorlar. Veya 4 ayı geçmeyecek diyorlar. Şimdi bir kere bir vade daralması yaşandı. Evet. Bir insanların birbirine olan güvensizliği geldi. Bir kere bu piyasadaki işlem hacmi düşmeye başladı. Şimdi bu tabii resesyonu ve durgunluğu peşinden getirecek. Şimdi herkes bu sefer elindeki malı değerli satmaya çalışıyor. Parayla satmaya çalışıyor. Bir de öyle bir sıkıntı oldu. Şimdi bizim hazır giyim ihracatında bakıyoruz. Ellerinde sipariş olan firmalarımızın birçoğuna üretim yaptıkları firmalar geri dönüp işte %20 ile %30 arasında indirim istiyorlar. Siz de diyorlar para
devalüe oldu. Sizin bu kadar karınız var. Bize bunu indirin diyorlar. Şimdi bu geçiş döneminde tabii bu ciddi bir sıkıntı. Şimdi indirseler bir dert, indirmeseler bir dert. Ama birileri indirince de bu sefer mecbur kalıp indirmeye çalışıyorlar. Şimdi temelde bizim KOBİ'lerimiz veya firmalarımız sermayesi düşük olan firmalar. Yani çok büyük sermayelerle biz iş yapmıyoruz. Ve böyle olduğu için de hep sermayeye ihtiyacımız olan, yani işletme sermayesini finans yollarından karşılayan firmalarımız. Şimdi teminat verdiniz geçtiğimiz yıl. 3 milyon dolar değerinde bir yer verdiniz bankaya. 3 milyon dolar değerinde de bir kredi kullanıyorsunuz. Şimdi bugün ekspertiz yapıldığı zaman o yerin değeri, acil satış fiyatı kesinlikle o 3 milyon doların olduğu rakamlara ulaşmıyor. Belki 1 milyon dolara düşüyor. 1,5 milyon dolara düşüyor. Yani emlakta evet, ciddi bir geri gelme var. Bu sefer banka dönüyor, tekrar yeni bir teminat istiyor. Ya teminatı ver diyor, ya kredini azalt diyor. Bu da doğal olarak biraz evvel söylediğim gibi kredi geri çağırma anlamına geliyor. Veya faizi yüksek tutuyor, bir an önce ödeyesiniz diye. Bir kere bu temel bir sıkıntı. Yani şunu da buna... söyleyeyim mi? Bu evet, bir de ihracatçı cephesinde baktığımızda özellikle kurdaki dalgalanma nedeniyle Murat Başkan dedi ki değil 3 aylık, sadece en fazla 1 aylık bir fiyatlandırma yapabiliyoruz dedi. Bu kapsamda kurdaki dalgalanmaya karşı ihracatçı koruyucu nasıl bir, en azından şöyle söyleyeyim, fiyatlandırmada nasıl hareket edebilirler? Şimdi bizde bazı ürünlerde bir ay bile yok. Yani bugün döviz olarak fiyat veriyorlar. TL olarak almak istediğinizde de çok ciddi farklar. Yani bugünkü reel faiz oranları uygulanıyor. Dövizli satış, yani dövizle bağlı olan fiyatlarda tamamen artık iş peşine doğru dönmeye başladı ve döviz üstünden yürümeye başladı. Yani 3 dolarsa bir kumaşın metresi, siz 3 dolar üstünden nakit olarak ödemek zorundasınız veya 15-20 gün içerisinde ödemek zorundasınız. Onunla ilgili vadeli çek ve ödeme yapamıyorsunuz. Bu da şimdi bir hazırlık dönemi var. İhracatçı 3 ay sonrasının siparişini hazırlıyor. Yani bir ürünün yapılıp bitmesi 3 ay sürüyor. O 3 aylık süreç içerisinde ciddi bir işletme sermayesi ihtiyacı oluyor. Bunun bir kısmını daha önce piyasadan tedarik ediyordu. Şimdi piyasa kanalı bir miktar kapanıyor. Banka kanalı bir miktar kapanıyor. Bu sefer ne oluyor? Bu kendi kendimizde vurur hale geliyor. Reza Murat Başkan'ın dediği gibi hani ihracatçı bu durumdan aslında faydalanmıyor. Ha, çok likitse, çok ekonomik olarak kuvvetliyse belki, ama normal KOBİ'lerin %90'ı şu anki bu pozisyondan faydalanmıyor. Biraz evvelki söylediğiniz şeyle de ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında belki konuşacağız biraz sonra cari açığın kapanmasıyla ilgili. Şimdi en basitinden mesela petrokimyayla ilgili ben bir örnek vereyim. Bugün Singapur bir şehir devleti. Petrokimya üretimi Türkiye'nin 4 katı oranında. Yani küçük bir devlet. Şimdi Türkiye'nin en büyük ithalat kalemleri de bu petrokimya ürünlerinde. Yani burada bizim, ki bu yeni hazırlanan teşvik yasasında özel kişilere özel yapılan terzi usulü denilen teşvik yasasında bunlara imkan verildi. Ama tabii burada yatırımı yapacak insanları motive de etmek lazım. Hani böyle bir karanlık bir tablo içerisinde insanların yatırım yapabilmesi maalesef zor. Yani Türkiye'nin bir kere belki devletin, belki varlık fonunun da içinde olduğu bu tür büyük yatırımlara, aynı şey metalde var, demir çelikte var. Yani Türkiye'nin cevher üretimini, cevherlerinin birçoğu yurt dışında cevher olarak gidiyor. Ham madde şeylerde, madenlerde. Ben mesela örneğin çok yakından bildiğim çinko konusu var. Hani Türkiye 1 milyar dolarlık çinko ithal ediyor. Ama aslında cevherin %90'ından fazlası da o ithal edilen ülkelere Türkiye'den gidiyor. Yani Türkiye'nin artık bunu işleyecek tesisi kurması lazım. Bunlar büyük tesisler. Evet. Öyle hani küçük paralarla veya sadece bir girişimcinin... 3 milyon dolarların üzerindeki tesislerden kesinlikle bahsediyoruz. Şimdi evet, yani böyle bir tesis, ama bu tesisi kurduğunuzda siz 1 milyar dolarlık ithalatı her yıl engelliyorsunuz. İşte cevheri üretecek fabrikayı kurduğunuzda, işte bugün bir kardemir çelik fabrikamız gibi
2 tane 3 tane daha fabrikamız olsa biz dışarıdan hurda da getirmeyiz, demir çelik ürünleri de almayız. Yani bunu yapabilecek kapasitemiz var. Bugüne kadar yapılmadı. Ve geçtiğimiz dönemde hatırlarsınız, şimdi onu da saygıyla analım, Sayın Zafer Çağlayan döneminde girdi tedarik sistemi diye bir çalışma yapıldı. Ve çok ciddi bir çalışma yapıldı. Hangi ürün Türkiye'de ne kadar üretiliyor, ne kadar ithalat geliyor ve bu ithalat bağımlılığını düşürmek için neler yapmak lazım diye. Ve bu çalışma üstünde maalesef orada işte bu bakanlıklardaki değişikliklerden dolayı ve bir takım şeylerden proje olarak raftan kaldı. Şimdi bunun tekrar bence sahaya çıkartılıp Türkiye'nin ürün bazında hangi ürünün ithalatla ilgili olan, bu tekstilde de aynı şey. Yani tekstilde de ithal ettiğimiz ürünler evet. var. Ve biz bunların hepsini artık Türkiye'de yapabiliriz. Temel eksikliğimiz bizim burada planlama yok. Yani planlamayı belki devlet özel sektör bir arada oturacak bir çalışma yapacaklar. Ben mesela şimdi iplik fabrikası tekstille ilgili evet. örnek vereyim. Şimdi normal ihtiyacımız olan iplik var, ithal ettiğimiz iplik var. Bir de dünyadaki üçüncü dünya ülkelerinin ürettiği iplik var. Biz şimdi hala gidip o üçüncü dünya ülkelerinin ürettiği ipliği üretecek tesise teşvik vermememiz özellikle lazım. Özellikle yerli üretimde kapasite kullanımı teşvik edilmeli ve yerli yeni yatırımlar özellikle teşvik edilmelidir diyorsunuz. Şimdi kesinlikle. Biraz daha da detaylı göreceğiz. Tamam. İnşaat kısmıyla da ilerleyeceğim ama daha biraz makro çerçeveden bakalım. Orta vadeli plan açıklanacak, yatırım ikliminden bahsediyorken...